Ya şimdi tabii hükümet kurulma süreçleri belli. Özellikle bu hani seçim hükümeti açısından konuşuyor olmamız bence ilk defa yaşadığımızdan bu kadar hani tartışıyoruz. İlk defa oldu böyle bir şey. Hani başta da Bir söylemiştim daha da ismi. olmasın inşallah. Bir daha Yani da bu evet kadar da hoş bir olmaz. şey de değil yani. Demokrasi adına komik bir şey olur ya. İsmet de söyledi bunu. Yani bir anayasal zorunluluk olarak bütün partilerin katılması gereken bir şeydi. Benim de kanaatimce yani bir tür mecliste olmak gibi bir şey bu. Nasıl milletvekili olduğunuzda seçemezsiniz. Hangi partili var, hangi yok. Çok Yani doğru ona göre bir benzetme. Çok içerisinde doğru olmak benzetme. gerekirdi. Şimdi eğer böyle olsaydı Türkiye'deki siyaset kurumu bir takım meselelerde anlaşamıyor. Bunu gördük. Yani bir koalisyon çıkaramadık. Bunu da gördük. Fakat anayasanın zorunluluğu ortaya çıktığında partiler yine bir siyaset gereği olarak bir araya gelebileceklerdi. Bunu göstermiş olacaklardı. Fakat o kadar hani Türkiye'deki siyaset o kadar gerildi ki, o kadar hani anti konumda olmak, o kadar farklı şekillerde bir satranç oyununun malzemesi haline getirildi ki, partilerin zihinlerinde sürekli olarak bir seçim var. Yani ben erken seçimde hangi malzemeyi kullanacağım ve kendimi nasıl açıklayacağım kaygısı var. Ve bunun bir türlü uzlaşmaya doğru olması görülemedi. Dolayısıyla yani bunun bir anayasal zorunluluk olması itibariyle aslında yani öyle saray hükümeti vesaire gibi nitelemelerin sadece hani muhalif bir zemin oluşturmak için görüldüğünü bence bilmek lazım. Şimdi mesela hani öyle bir şey ki diyelim partiler kendilerini öyle sıkışık yerlere koydular ki mesela MHP bu anlamda hani arkadaşlar da bahsetti. MHP burada en sıkıntılı yere kendisini koydu. Mesela MHP'nin genellikle durduğu yer şuydu hep Türkiye siyasi hayatında. Yani sistem tıkandığında, çareler tükendiğinde bir şekilde MHP gelir, rahatlatır. Hani bu DSP ile olan hükümet kurma meselesinde de öyle olmuştu. Bülent Ecevit'e yardımcı olma anlamında Bahçeli bunu göstermişti. 2007 Cumhurbaşkanlığı krizinde bunu göstermişti. En son hatta meclis başkanı seçilmesi meselesinde bile acaba böyle bir şey mi oynuyor diye Bahçeli düşünüldü. Fakat bu son olay yani bir hükümet çıkmıyorsa en azından bir seçim hükümeti çıksın meclisten. Burada Bahçeli'nin tavrı bence hani partisini, tabanını ve teşkilatını bıktıracak kadar ve patlatacak kadar bir şey noktasına geldi, kriz noktasına geldi. Sebebi de başta bir takım şeyleri öyle bir hesap yaptı ki bence mesela iki tane antisi vardı MHP'nin, Bahçeli'nin. Bir tanesi yumuşak bir antiydi. O da anti-HDP'ydi. Yani HDP'yi ötekileştirmek üzerineydi. Bunu böyle çok fazla üzerine giderek yapmadı. Ama bütün koalisyon seçeneklerinden HDP'yi dışlamış oldu. İkincisi de tabii anti Erdoğan, anti AK Parti. Bunu sert bir söylemle kullandı ve bütün bir süreç boyunca kullandı. Hiçbir zaman bu eleştiriyi düşürmedi. Yani bu en başından itibaren ben koalisyonda olmak istemiyorum aslında. Fakat en beklenmedik şey bence üçüncü bir antiydi. O da anti hükümet. Herhangi bir hükümetin çıkmasına anti olmak. Yani öyle bir yerden tuttu ki CHP ile AK Parti kursun diyerek ama bir yerden de hadi bir kurun da ben size gününüzü göstereyim edasıyla. Şimdi bu da bir anti tavırdı yani. Dolayısıyla hani MHP'nin bu kadar sistemin tıkandığı yerde bir şekilde açan konumu gitti. Yerine sanki sistemi tıkayan bir Bahçeli şeyine geldi. Bu dolayısıyla MHP'nin tabanında da teşkilatında da sıkıntı oldu. Yani en son şunu sormaya başladı insanlar. Ne istiyorsun? Hani başbakan da söyledi. Ne istiyorsun? Hani şimdi bu soru bence MHP açısından zor bir sorudur Evet. ve yani bence 1 Kasım'da da bunu insanlar değerlendirecekler. Yani MHP'nin en büyük çelişkisi burası.